Herkese günaydın arkadaşlar. Açılışı böyle kahveyi yaparken çektim. Şimdi şöyle soğuk kahve yapıyorum. Bugün hava inanılmaz kasvetli. Öyle mi denir? Yağmurlu, soğuk. Birkaç gündür video çekmiyordum, çalıştım. Yarın aslında son iş günümdü. Ama bir iş arkadaşım yazdı. Gülsüm, yarın ben senin yerine gitsem, sen de Perşembe günü benim yerime gitsen, Erşpring'e yapsak olur mu dedi. Ben de kabul ettim. Yani Perşembe günü son iş günüm olacak. Şöyle bir soğuk kahve yapmak istedim. Şunları da yeni aldım. Bakın çok güzel cam. Böyle cam pipetleri istiyordum. Nereden aldım? Taiga'dan aldım. Güzel, hoşuma gitti. Şu sıra şöyle soğuk kahveye taktım. Bu hava eşliğinde baya yağmur yağıyor. Bakın. Kahve keyfi yapayım. Ondan sonra işlerime başlayacağım. Dediğim gibi yarın aslında son iş günümdü. Ama yarın işe gitmeyeceğim. Perşembe günü gideceğim. Sonra sana tatile başlıyor inşallah. Gerçi biz hemen gitmeyeceğiz tatile ama boş günlerim olacak. Şöyle bir hafta evde olacağım. O bir haftada son eksiklerimizi, valiz hazırlığı vesaire. Yani benim için çok daha iyi olacak bir hafta evde olmam. Öyle yani. Şimdi ben bir kahvemi içeyim. Ondan sonra günümüz başlasın. Evet, İlkem yazdı az önce. Aşure getirecekmiş bana. İpek yengem aşure yapmış. Allah kabul etsin. Elleri dert görmesin inşallah. Ben de böyle sofraya bir şeyler hazırlayayım dedim. Akşam yemeğine de kalır İlkem. Teklif edeyim. Güzel olur. Şöyle evde meyvelerim var. Karpuz vermişti annem geçen. Ondan falan keserim. Bir de İlkem'e de soğuk kahve yaparım. Öyle otururuz. Güzel olur. Şöyle hemen yapayım. O kadar ısrar ettim, gelmedi. Kardeşi onun yeni ehliyet aldı. O yüzden arabadan inmek istemedi. Böyle ama bakın size göstereyim. Bir dahakine inşallah gelirler, otururuz birlikte. Böyle olmadı ama o sıcak sıcak. İpek Yengoş'un ellerine sağlık. Ben şimdi bundan yerim. Of, mis gibi kokuyor. Allah tekrardan kabul etsin.
Bu da ya, ben bu kızı yiyeceğim ya. Bakın Türkiye'ye gitmişti. Antalya'ya tatili İlkem'le Antalya'dan yeni döndü. Bakar mısınız, bana da oradan hediye almış. Çok güzel. Böyle sunumluk. Mesela reçel koyabilirim buna. Veya böyle çerez. Çok hoşuma gitti. Ama keşke çıksaydı ya. Böyle olmadı. Baya ısrarladım, girmedi. Deroş da çıksın dedim ama çıkmadı. Neyse artık. Türkiye'ye gitmeden tekrardan görüşürüz. Ama ben şimdi aşure yiyeceğim. Tekrardan İpek yengecim, buradan izliyorsan ellerine kollarına sağlık. Allah kabul etsin inşallah. Evet, şöyle buzluktan tavuk çıkarmıştım. Bilmiyorum söyledim mi? Pilav üstü tavuk yapmak istiyorum. Bayadır yapmıyordum. Güzel olur. Cevdet de seviyor. Buraya alayım. Aslında bir tane soğan da doğrasam güzel olur. Neyse. Haşlamaya koyayım. Tamam. Salata yapayım. Ama evde salatalım kalmamış. Ben var da biliyorum. Ayran da yaparım zaten. Bir de turşu. Az bir şey olsa da olur yani. Fark etmez. O şekilde güzel oluyor. Cevdet aradı. Birazdan geliyormuş. Size uzun zamandır yine vlog çekemedim. Sabah söylemiştim. Yoğun çalıştım diye. Çalıştığım günler çekemiyorum. Ama tatilde inşallah bol bol çekerim size. Özellikle tripodumu da götürmeyi düşünüyorum ki güzel güzel çekimler yaparım. Mesela Sivas'ta olsun. Ne bileyim, böyle kahvaltı hazırlarken, gezerken o şekilde aklımda planladım. Güzel çekimler yapmış olurum size. Ama böyle Viyana'dayken şu sıra, hele ki yani bir şey yapmamış olduğum günler, evde olduğum günler, bazen gerçekten hiçbir şey yapmadığım günler de oluyor. Sırf böyle temizlik, ne bileyim yemek, o tarzda çekmek istemiyorum. Sıkılırsınız diye tahmin ediyorum. Geçen mesela annemle kışlık domatesler yaptık, konserveler. Ama annem bugün çıkmak istemedi. Yani başka zaman çekeriz kızım dedi. O yüzden onu mesela çekemedim sizlere. O gün öyle boş geçmiş oldu. Video çekmediğim bir gündü. Ama inşallah telafi edeceğim tatilde. Buna ben nar ekşisi de koyayım. Veya sumak güzel olur.
Evet, Cevdet şimdi işten geldi arkadaşlar. Hemen ayran da yaptım. Şöyle tereyağı eritiyorum. Tavukları kırmızı toz biberinde kavurmak istiyorum. Ama karabiber koymayacağım. Onu üstüne koyarız. O şekilde daha güzel oluyor. Turşu çıkarırım. Salatamıza sumak koyacağım bir de. O şekilde yeriz inşallah. Biraz da sıvıya, çok az. Tabi biraz da tuz koyabilirim. Tamam. Sade de güzel oluyor da. Cevdet bu şekilde seviyor. Evet arkadaşlar, Mevlüt'e de dedim, o da gelecek şimdi, yemek yiyecek bizle birlikte. Çünkü Hülyalılar Türkiye'de, o burada kaldı, gitmedi onlarla birlikte Türkiye'ye. Yeriz inşallah birlikte, güzel olur. Gelsin o da yesin. Evet canlar, bugün hiç kendimi göstermediğimi fark ettim sizlere. Ne bileyim, hiç fırsat olmamış. Öyle gelişti blokta. Biz şimdi yemeğimizi yedik. Ortalığı da toparladım. Kısa DM'e çıkmam lazım. Almam gereken bir şey var. Bilmiyorum, orada çekimlik bir şey görürsem muhakkak eklerim buraya. Ama bugün için daha fazla bir şey yapmam. Gördünüz zaten, siz de bütün gün evdeydim. Öyle bir şey yapmadım. İnşallah yine de beğenmişsinizdir bu videomuzu. Şimdilik hoşça kalın diyeyim o zaman. Kısa şöyle İtaşpara girdim. Bakın, yarı fiyatına düşmüş bu Kelomat markasının tavaları, çok güzel. Wok tavası da var ama benim ihtiyacım yok. Eğer ki isterseniz şu an 70 Euro'dan 35 Euro'ya. Krep tavaları da düşmüş 17.45'e. Bir de bakın, bunlar çok şeker. Ama düşmesine rağmen bence hala pahalı. Bakar mısınız bir kahvaltıya? Sunumluk çok güzel bence. Bu da büyük boyu. Ama yine de çok pahalı. Sonra şunlar da düşmüş. Ama dediğim gibi benim ihtiyacım yok. Eğer sizin ihtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Simpex markası da düşmüş. Tavaları. Şöyle birazcık göz atıyordum buraya. Dolanayım bakayım. Aa bak, valizler Apfa kalmış. Ne kadar? 45 euro yani. Büyük boy değil. Büyük boy olmamasına rağmen
fiyatı yani yani. Ay bu çok tatlıymış. Wow, çok hoş. Kaçlı bu? Altılı galiba. Ha, 18 parça. 40 euro. Çok güzel. İhtiyacınız varsa bakın. Çeyiz yapacak kızlar. Bence çok tatlı. Pembe pembe. Hatta bir sürü var. Aa, bu çok iyi düşmüş. Bakar mısınız? Tencere seti. Kelomat markası çok iyi. 340 euro'dan 100 euro'ya düşmüş. Wow, bu çok iyi gerçekten. Aa, düdüklüsü de 200 euro'dan. Baya iyi. Baya da var yani burada. Güzel şeyler getirmişler. Bakın düz tabak seti 16'lı 24 euro. Ama ben böyle düz aynı bu model, bu tip siyah istiyorum ya. Siyahlar çok hoşuma gidiyor. Yeni eve inşallah çıkarsak böyle siyah günlük tabak yapmak istiyorum. Ay, bunların da ovallığı çok hoşmuş bak. Sunumluk ne kadar? 7 euro. Çok güzel ama. Çok beğendim. Böyle salatçısı da var. 15 euro. Şu ne? Aa, bunu çözemedim. Ne bu? Çıkmıyor da. Aa. Evet, güzel şeyler. Bakın burada hala burada devamı var. Ucuzlamış bölümünün. Bıçaklar Beandorf markasının yarı fiyatına düşmüş. Çok güzel. Beandorf da çok kaliteli bir marka. Bu tavalar da güzel oluyor. Bakın 29 euro. Simpex. Çok hoş, çok beğendim. İhtiyacınız varsa dediğim gibi İntaşbar'da şu an aktüel. Tupper'ın ürünleri de gelmiş. Benim hiçbirine ihtiyacım yok. Mutfağım tıka basa dolu artık. Hiçbir şey de almıyorum. Neyse bakalım. Evet, video kapanış köşeme geldim yine. Ben şimdi eve geldim arkadaşlar. Bu vlogu da burada kapatıyorum. Umarız beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olursanız bizi çok sevindirirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.